Bəli, artıq bir neçə gündür ki, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın 1915-ci il hadisələrini soyqırım adlandırması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Artıq rəsmi Ankara'nın cavabı oldu bu istiqamətdə. İndi bizimlə bağlantıda Türkiyənin baş ombudsmanı Şərəf Malkoç olacaq və onun fikirlərini öyrənəcəyik. Şərəf bəy, buyurun, sizə eşidirik. Necə düşünürsünüz? Amerika prezidenti nəyə görə belə bir addım attı və sizin fikirləriniz siz de bu istikamette öğrenmek isterdik. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 24 Nisan'daki yaptığı açıklamada çok haksız, talihsiz, hukuksuz bir ifade kullandı ve Türk milletini itham etti. Bu yanlıştır, hukuka da aykırıdır, akla da aykırıdır, ahlaka da aykırıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sadece Amerika'daki Ermenileri tatmin etmek için ve Türk milletine, Türk devletlerine zarar vermek için bunu yapmıştır. Bunun hiçbir hukuku karşılığı yoktur, tarihte de hiçbir karşılığı yoktur. Tarihi bilenler, azıcık tarih bilgisi olanlar şunu çok iyi bilirler. Türkler tarih boyunca hep yönetici olmuşlardır, devlet kurmuşlardır ve yüzlerce farklı milletten olan insanları yönetmişlerdir. Bunu yaparken de adaletle yönetmişlerdir, o insanların hukukunu koruyarak yönetmişlerdir. Yani Türk milleti yönettiği devletlerde hiçbir zaman zulüm yapmamıştır, işkence yapmamıştır. Bunun en güzel örneği Osmanlı Devleti'dir. Hepimizin bildiği gibi Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi dünyanın en sıkıntılı bölgesini 600 yıl boyunca yönetmiştir. Ve bu bahsettiğim bölgeler tarihte sadece Osmanlı döneminde huzur içerisinde yaşamışlardır. Kolay değil, 72,5 milleti yönetmiştir. İşte bu yönettiği milletlerden biri de Ermenilerdi. Osmanlı Devleti'nde Ermenilere o kadar önem verilmiş ki devletin en yüksek kademelerinde yönetici yapılmıştır. Ve Ermenilerine Tebai Sadıka denmiştir. Şimdi bu kadar uyum varken araya Ruslar, İngilizler, Fransızlar ve diğer unsurlar girerek Ermenileri silahlandırmış, taşnak ve hinçak çeteleri oluşmuş. Taşnak ve hinçak çeteleri Malatya'da, Adana'da, Maraş'ta, Kars'ta, Bakü'de, Ardahan'da, Karabağ'da, Trabzon'da böyle onlarca yerde yüz binlerce Müslümanı katletmişler. Rusların verdiği silahlarla, İngilizlerin, Fransızların verdiği silahlarla bunu yapmışlar. Maraş gibi, Hatay gibi, Van gibi yerlerde şehirleri, ilçeleri işgal edip sonradan yabancı devletlere, Ruslara, İngiliz askerlerine burayı teslim etmişler. Şimdi tarihte bunlar çok olmuş ve Osmanlı Devleti savaş halindeyken bu çeteler, taşnak ve hinçak çeteleri kurdukları silahlı örgütlerle yabancı devletlere destek olmuşlar. Türk askerini arkadan vurmuşlar. Bunun neticesinde de o dönem devleti yönetenler Ermeni unsurları bulundukları yerden yine Osmanlı coğrafyasının bir bölgesine taşımışlar. O açıdan gerek Azerbaycan'da gerek Türkiye'de arşivlerimiz çok açık. Hangi milletten İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı kim istiyorsa gelsin arşivlerimize baksın. Bunun rahatlığı içerisindeyiz. Niye? Çünkü zulmetmemişiz, kendimize güveniyoruz. Ama Ermeniler kendi arşivlerini tarihçilere hiçbir zaman açmamışlardı. Açamıyorlardı. Çünkü asıl katliamı onlar yapmışlardı. Bakın, daha çok yakın
Azerbaycan'da, Karabağ'da, Hocaani'de binlerce insanı katlettiler. Bunları hep beraber yaşadık, gördük. Böyle 100 yıl öncelerine gitmeye gerek yok. 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiler. Daha çok yakın 2020 yılında 27 Eylül'de başlayan o savaşta Ermenistan devleti, Ermeniler savaş bölgelerinin dışında Azerbaycan'ın Adam, Terter, Gence şehirlerinde füzelerle nasıl insanları katlettiklerini biliyoruz. Natık Bey, biz bu harp devam ederken, bu dövüş, yani Azerbaycan-Ermenistan dövüşü devam ederken Bakü'ye geldik, Gence'ye ve çevredeki yerleşim yerlerine gittik. Orada Ermenilerin savaş alanı dışında uzun menzilli füzelerle, İskender ve benzeri füzelerle Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl katlettiğini gördük. İşte bununla ilgili olarak biz bir insan hakları raporu hazırladık. Bunlar daha yeni, öyle 100 yıl önce falan değil. Bundan 7-8 ay önce işte bunları gördük. Ermeniler arkasını Avrupalılara, Fransızlara ve Amerikalılara dayayarak tarihi istismar etmeye çalışıyorlar. Tarihi kirletmeye çalışıyorlar. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da Ermenilere alet olmuştur. Bundan en fazla Amerikalılar zarar görecektir. Türkler, Türk milleti zarar göremez. Efendim, tanımaymış, tazminatmış, toprakmış. Bunlar hukukun itibar etmediği şeyler. Bunlar Ermenilerin kurdukları hayaller. Bu hayallerin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bakın, 10 milyonluk Azerbaycan, 85 milyonluk Türkiye var. Arada da 3,5 milyonluk Ermenistan var. Belki 3,5 milyon da yoklar. Azıcık akıllı olsalar, devleti yönetenler, Ermenistan'ı yönetenlerin azıcık akılları olsa kavga etmezler. Kendi refahları ve huzurları için barış isterler. Ama sırtını Joe Biden'a dayasan, sırtını Fransa'ya da dayasan, bu topraklar Azerbaycan'ındır. Bu coğrafya Türklerindir. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Biz tekrar söylüyorum, adaletle, hukukun içerisinde bu coğrafyayı yönettik. Kıyamete kadar da bu coğrafyada biz var olacağız. Joe Biden ne derse desin, Fransa Devlet Başkanı Macron ne söylerse söylesin, ama son sözü bu coğrafyada Türk milleti söyleyecektir. Bunu söylerken de adaletle, hukukun içinde, insan haklarına dayalı olarak hem bölgesel barış ve refah için bunu yapacaktır. Ne güzel, bakın 10 Kasım 2020'deki ateşkesten sonra Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir bölgesel barış teklif ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi Natık Bey? Şimdi bunun olması bütün bölgenin lehinedir. Kafkasya'nın lehinedir, dünyanın lehinedir. Hatta Ermenilerin bile lehinedir. Ama bu kadar gaflet içerisinde olan, adaletten bu kadar yoksun, gözüne hırs bürümüş, arkasını Biden'ın sıvazladığı Ermeniler ancak kendilerine zarar verir. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, bir insan hakları kurumu olarak, insan hakları ile ilgili bütün konularla ilgileniyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda Ermenilerin sivil katliamlarını rapora döktük. Şimdi Biden'ın yaptığı bu açıklamalardan, ifadelerden sonra da süreci takip edeceğiz. Biz insan haklarını, dünyadaki bütün insan haklarına duyarlı olduğumuz gibi Türk milletiyle ilgili haklara da duyarlıyız. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıp hem Azerbaycan'daki muadil
ombudsmanlıkla hem dünyadaki diğer ombudsmanlıklarla gelişmelere göre yeni raporlar hazırlayacağız, yeni çalışmalar yapacağız. Bunu yaparken sadece Azerbaycan Ombudsmanlığı ve Türkiye Ombudsmanlığı olarak değil, biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak aynı zamanda İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı'nın Ombudsmanlık Birliği dönem başkanıyız. Bunu İslam Ülkeleri Ombudsmanlık Birliği olarak da yapacağız Natık Bey. Ve umumiyetle Şeref Bey, eğer fikir verirsinizse sanki Türklere karşı edilen haksızlıklara, soygırımlara bütün dünya göz yumur. Mesela hiç de uzak olmayan geçmişe gidek. Ermeniler Qarabağ'da, Xocalı'da bir katliam, bir soygırım törətdi. Sivil vətəndaşlara karşı, əliyalın vətəndaşlara karşı. Neye göre bütün dünya bütün bu haksızlıkları görmezden gelir? Çok haklısınız. Bakın Joe Biden'ın bu kararı almasındaki önemli etkenlerden birisi Azerbaycan Devleti'nin Karabağ'daki olağanüstü güzel başarısıdır. Kendi topraklarını işgalden kurtarmasıdır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı veya Fransa Başkanı veyahut da onları harekete geçiren lobilerin bu yanlışı yapmalarındaki birinci haksızlığı yapmalarındaki birinci sebep Türklerin Müslüman olmasından kaynaklanıyor. İkinci sebep onların hukuka değil de hukukun dışındaki unsurlara itibar etmesinden kaynaklanıyor. Halbuki devletlerin yönetimindeki esas iş adalete dayanmaktır. Adaletli olmaktır. İşte bu açıdan başka sebepler de var ama bu saydığım iki sebepten dolayı Azerbaycan'ın, Türkiye'nin hak ve hukukunu gasp etmeye, çiğnemeye çalışmışlardır. Bunun tarihi sebepleri olduğu gibi en önemli sebeplerinden birisi Karabağ'daki Azerbaycan'ın zaferi ve Türklerin Müslüman olmasıdır. Biz tarih boyunca hakkımızı ve hukukumuzu koruduk. Başkasının hak ve hukukunu çiğnemediğimiz gibi Türkler tarih boyunca kendi hak ve hukuklarının başkalarının tarafından çiğnenmesine müsaade etmediler. Tarih bunu açıkça kaydediyor. Dün bunu başardığımız gibi bugün de bunu başaracağız, yarın da başaracağız. Azerbaycan Devleti varlığını veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını bu devlet yabancı devletlere muhtaç olarak sürdürmemişlerdir. Bunların desteğiyle kurmamışlardır. Biz tarih boyunca imanımızdan aldığımız güçle, adaletle, hakkaniyetle kendi hak ve hukukumuzu korumuşuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hangi sözü söylerse söylesin, hangi kararı alırsa alsın bu karar tarihe de aykırıdır, hukuka da aykırıdır, insan haklarına da aykırıdır. O açıdan Azerbaycan devleti olarak, Türkiye devleti olarak, Azerbaycan insan hakları savunucuları olarak, Türkiye insan hakları savunucuları olarak doğruyu, hukuku eskisinden daha fazla anlatmamız gerekiyor. Amerikalıları, İngilizleri, Fransızları, Almanları, bütün dünyayı bu konuda daha fazla bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü Natık Bey derler ki doğruluk, doğru söz, adalet oturduğu yerden kalkıncaya kadar yalan dünyayı 7 defa dolanır. Bu açıdan Ermenilerin uydurduğu yalanı gerçekmiş gibi kabul edenlere tarihin hakikatlerini anlatmak bizim boynumuzun borcu. Bugüne kadar anlatmadık mı? Anlattık. Demek ki daha fazla anlatmamız gerekiyor. Daha fazla çaba göstermek gerekiyor. Teşekkür ederim Şeref Bey. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Diyorum ki Azerbaycan'ın, Türkiye'nin kardeşliği,
Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışması bu sorunların hepsinin üzerinden gelecektir. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Belgedelim ki bizimle bağlantıda Türkiye'nin baş ombudsmanı Şeref Malkoç'uydu ve onun Amerika Prezidenti'nin 1915. yıl hadiselerine dair ettiği soykırım ifadesiyle bağlı fikirlerini öğrendik.